Hazreti Ebubekir'in sünnetinde Cenab-ı Peygamber ishar-ı nübüvvet etmeden bir rüya gördü. Rüyasında gökten ay indi, Ebubekir'in koynuna girdi. Ebubekir'in sıddık aya böyle sarıldı rüyasında. Onun için İslamların remzi aydır. Bayraklarına ay koyarlar ve alemlerine ay koyarlar. Sebebi illeti budur. Bir Resul-i Ekrem'e işarettir ha. Nübüvvet-i Peygamberiye. Evet, Ebubekir'in sıddık rüyasında gördü, ay koynuna girdi ve sarıldı aya. Fakat bu rüyayı çok merak etti. Bu nedir bu? Semadan ay indi, benim koynuma girdi. Rüya bu ya. Hiç ay insanın koynuna girebilir, sığar mı sığmaz. Ama öyle gördü. Bu şekilde. Şam'daydı kendisi, Şam'a varmıştı. Şam'da bir rahibe gitti. Bir Hristiyan rahibine. Rüyayı nakletti. Rüyalar peygamberlere vahyolunan vahyin 46'da bir cüzüdür. Mübrek gitmiştir fakat rüya mübeşşerattır. Rüya kalmıştır kuluyla hak arasındaki ilhamat-ı Rabbaniye. Onun için tarikat-ı Aliye'de devrişin makamı ve derecatı rüyaya tayin olur. Şimdi o Ebu Bekir Sıddık gitti, o rahibe vardı gitti. Rahip o vakit efendim Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu dine salik ve İncil'e bağlıydı. Ve İsa peygamberin ve Allah'ın müradı üzere iman etmiş idi. Rüyayı anlattı kendisine, o böyle başını kaldırdı, sen nerelisin dedi o rahip. Bunun caizini isterim ben dedi muhabir, caizini isterim dedi. Ebu Bekir Sıddık çıkardı, ona 10 dirhem altın verdi. Ve dedi ki, rahip 10 dirhem altından sonra, bu rüyanın tabiri 10 dirhem azdır dedi. Sen İsa peygamberin İncil'de ve kendisi ve Musa peygamberin Tevrat'ta ve kendisi ve İbrahim'in zatı ve kendine verilen suhufta beyan ettiği, efsafını bildirdiği peygamberin memleketindensin. O peygamber dünyaya geldi ve hayatta yaşıyor yahut gelmek üzere. Sen o peygambere evvela sen iman edeceksin. İlk iman senin imanın olacak. Hayatında onun arkadaşı olacaksın ve ona vezir olacaksın hayatında. Vefatından sonra da ilk imaden sen olacaksın, hayatında vezir olacaksın. Peygamberin vefatından sonra da onun yerine halifesi olacaksın dedi. O rahip. Ama tabir etti rüyayı. He. Dedi ki ey rahip, eğer rüya, tabir ettiğin rüya hakkıyla çıkarsa sana 90 dirhem daha benim borcum olsun. Zira İbrahim'in suhufunda, Musa'nın Tevrat'ında, İsa'ya verilen İncil'de Resul-i Ekrem'in sıfatları vardı. O vakit dedi ki rahip bana bir kağıt ver dedi. Çıkardı kağıt yazdı rahip. Ey son peygamber, ey Allah'ın Habibi, İsa'nın tefsir ettiği, Musa'nın müjdelediği, İbrahim'in haber verdiği Nebi. Ben sana seni görmeden sana iman ettim. Eğer buluşmak nasip olursa senin dinini yaymak için ben gayret edeceğim. Ama buluşamazsak yevmi kıyamette beni şefaatinden unutma dedi. Mektup verdi. Al bunu Arap kardeş cebine koy. O peygamberle mülaki olduğum vakitte mektubu kendisine ver dedi. Ebu Bekir Sıddık geldi Mekke'ye. Zamanlar geldi. Bundan yani bu hadiseden 5-6 sene aradan geçti. Nübüvvetini peygamber ilan etti. Bir gece Ebu Kubeys dağından peygamber seslendi Mekke şehrine. İnni Resulullah ileykum ve kulu la ilahe illallah diye bağırdı. Ebu Bekir Sıddık'ın kulağına geldi bu ses. O kadar sarsıldı ki bulunduğu bindiği iskemleden yahut yaptığı karyoladan aşağı düştü. Ertesi günü Efendimiz'le Ebu Bekir Sıddık karşılaştılar. Efendimiz şöyle tuttu Ebu Bekir Sıddık göğsünden böyle duvara bastırdı böyle. Bana niçin iman etmiyorsun dedi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem senden biz vakti cahiliyette beraberdik. Senin ben yalanını işitmedim. Bir ihanetini görmedim. Sen insanı kamil ve mükemmelsin ama bana da hak ver. Peygamberlerin mucizesi olur. Bana mucizenden bir şey göster ki ben sana iman edeyim. Bundan dolayı da beni affet dedim. Mucize istediğimden dolayı. Evet. Ama hakkım benim bu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki peki öyleyse. Bundan 10 sene evvel yahut 5 sene evvel yahut 10 sene evvel sen Şam'da bir rüya gördün. Gökten ay indi. Senin göğsüne girdi. Bir rahibe gittin. Rüyayı anlattın.
10 dirhem verdin. O rüyayı tabir etti. Sen dedin ki, ettiğin tabir doğru çıkarsa 90 dirhem daha sana borcum olsun dedin. Sonra sana rahip bir mektup yazdı. Mektubun içerisinde şu kayıtlı. O mektup da senin buranda saklı. Çıkar bakayım onu buradan. İnandın mı? Kafi mi? Yoksa başka mucize göstereyim mi sana? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Hadi hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resuluh. Allah Subhane ve Teala Hazretleri ahir kelamımızı bu kelime-i kutsiye eyleyip bizleri dahil cennete eyleyip. Amin.